Senin kocası Ercan'a göre bu cinayeti işleyen senin erkek kardeşin ne Cahit. Daha sonra ve Mustafa. Mustafa seni çağırıyor eve. Sen oradaki kanları temizliyorsun. Bu Ercan'ın ifadesi. Sen oradaki kanları temizliyorsun. Sonra tekrar evde buluşuyorsunuz o bağ evinde. Ve hepiniz Zeynep Kur'an'ı getiriyor. Hepiniz el basıyorsunuz. Kim var orada? Sen varsın. Senin kızın var. Kocan var. Ercan var. Zeynep var. Diğer Ercan Mercanoğlu var. Ve Cahit Ergül var. Hepiniz Kur'an'a el basıyorsunuz. Evet, ve Kur'an'a el basıyorsunuz ve konuşmama yemini ediyorsunuz ve iş bu şekilde kapanıyor. Ercan'ın anlattığı bu. Ya konuşmanız bitti değil mi? Ben konuşabilir miyim? 11. ay mıydı? 12. aydı falan. Geçen sene. Ben zeytin topluyordum. Ercan geldi bana dedi ki ne? Bak dedi kahveci dedi. Bak bir şey olur, bir dağ var mı dedi. Tilki kuyusu dedi. Aldık dedi oraya götürdük dedi. Tilki deliği. Aldık dedi oraya götürdük dedi. Orada dedi öldürdük dedi. Parçaları ayırdık dedi. Bir de dedi bir şey mağara varmış. O mağaranın içinde heykeller varmış. Bana öyle dedim. Ben anlatırım bunu. Anlatırım. Seni dedi öldürürüm dedi. Kızını da dedi öldürürüm dedi. Bak anlatırsan dedi. Bak Mustafa'ya bile dedi, anlatırsan dedi, seni öldürürüm dedi bana. Benim can güvenliğim yok. Hangi Ercan bu? Zeynep'in Ercan'ı. Zeynep'in kocası. Ve kardeşim cezaevindeyken de gittik cezaevine. Bana dedi Cahit dedi. Bana dedi dedi ki. Cahit'ten alacağı varmış 50 bin lira. Onun dedi. Kimin alacağı varmış? Benim erkek kardeşim. Ercan Mercan'ın. Ercan Mercan'ın. Bu cinayetten dolayı 50 bin lira alacağı varmış. Onu bilmiyorum. Dedi ki alacağım var dedi. Sen dedim ne yaptın dedim. Bak dedim söyle dedim ne yaptın dedim. Bak söyle dedim. Ben dedi bir şey yapmadım ama Cahit'ten dedi alacağım var dedi. Bunu ne zaman söyledi? Geçen sene cezaevindeydi. Onu da söyledi. Çünkü aslında sana Zeynep'in kocası Ercan sana kızını öldüreceğim demesine gerek yok ki. Bunu anlatamazsın çünkü senin erkek kardeşin de kocan da işin içinde dedi. Evet. Sen de bunun üzerine Ercan'a gittin cezaevindeki kardeşine. Dedin ki bak Zeynep'in kocası bana böyle böyle bir şey anlattı sen ne yaptın dedin. O da boş ver dedi. Evet. İşte Cahit herkese bir şeyler vaat etmiş. Zeynep'in kocası Ercan'a evin yarısını vaat etmiş. Senin kardeşine 50 bin lira vaat etmiş. Kocana ne vaat etti bilmiyorum. Fakat Cahit o paraları ödememiş. Ama kocam bana hiçbir şey söylemedi. Keşke söyleseydi. Koca sana söylemiyor ama Ercan anlatıyor ya. Ercan anlatıyor her şeyi bana. Ama kocam bana önce deseydi ben böyle böyle yaptım. Ama gider şikayetçi olurdu. Ama Zeynep'in kocası bunu anlattığında sen gidip kocana bunu anlatmadın mı? Anlatmadım. Nasıl anlatamadım? Anlatamadım. Çünkü sen de kendi kardeşinin cezaevine girmeyesin. Dilim durdu çünkü orada. Dilim durdu. Kendi kardeşinin cezaevine girmesini engellemeye çalıştın. Hayır. Yani onu kendim ifade edemiyorum şu anda. Yani ben orada bana söylediğinde benim dilim durdu. Ben şok yaşadım onda. Bana dedi ki, Ercan'la neredeydiniz dedi. Bunu? Neredeydiniz Ercan'la bunu da sana bunları anlattı? Bizim bağ evindeydik. Ben zeytin topluyordum onunla geçen sene. 12. ay mıydı, 11. ay mıydı? Kim vardı yanınızda? Tek ben vardım. Bir de Nesibe vardı. Nesibe yukarıdaydı. Nesibe duymadı bunları. He. Duymadı. E siz Ercan'la ikiniz zeytin mi topluyordunuz? Zeytin topluyorduk. Durup dururken ben öldürdüm mü dedi sana? Anlatmaya başladı. Ya dedi sen dedi bu dedi Cahit Kaynan dedi işte dedi kocan dedi yani küfürler saydı. Niye dedim küfür ediyorsun dedim orada. Niye küfür ediyorsun? Dedi böyle böyle dedi hani titik kuyusuna götürdük. Aldık oraya götürdük. Orada parçaladık. Bir tanesini sizin kuyuya attık. Bir dakika nereye sizin kuyuya? Bizim bir tane kuyu vardı orada kullanmadığımız kuyu. Hangi kuyu bu? Lağım karışan kuyu var ya. Lağım karışmıştı. Hiç kullanmadım. Yani Cahit'in açtım. Ha yok, içi mikrop üreten kuyu. Biri o. Bir tanesi de Cahit'in dedi. Bu değil. İçi Mustafa'nın mikrop üreten kuyusu dediği. Evet, Cahit'in. Dediği o. Bir parçası bir oraya. Bir tanesi o. Dedi onun içine attık dedi.
Bir tanesinde dedi, Cahit'in dedi, kör kuyusuna dedi attık dedi. Cahit'in ben şuralarda arasam bulurum dediği kuyu. Bir tanesinde dedi, bizim dedi bağ dedi gömdük dedi. Bizim ama dedi, bunları anlatırsan dedi, bulunan kemik yani değil bunları mi? Anlatırsan dedi, seni dedi öldürürüm dedi. Bak burada dedi öldürürüm dedi, gömerim seni buraya dedi. Üç parçaya mı bölmüşler? Üç parçaya dedi, böldük dedi. Böyle yaptık dedi. Allah sizin belanızı versin. Niye yok benim bir suçum yok. Aa. Benim Allah dışarıda can güvenliğim yok. Kızımın can güvenliği yok. Sana yaşatsın bunları. Yok. Çünkü Ercan dışarıda adamları var, adamları. Gülümüz dolmadı ya, bizden neler dinleyecek. Peki bir sene önce bunu duydunuz da nasıl bir sene sustunuz ya? Bir sene. Geldi, hep yanıma geldi, hep yanıma geldi. Bak söylemeyeceksin, bak söylemeyeceksin. Ama dedim, sana bunu durup dururken anlatmaz. Adam niye cinayet işlediğini sana anlatsın. Ben dedim, söylerim dedim. Sen şu Kur'an'a el basma olayını da anlat o zaman, işte her şey netleşecek. Çünkü Kur'an'a el basma olayı bundan daha önce. Kur'an'a el basarken ben görmedim. Ama biliyorsun. Ama biliyorum. Biliyorsun. Leyla vardı, kayınvalidem vardı, eşim vardı, Ercan vardı. Leyla da mı vardı? Leyla da vardı. Leyla da vardı yani o Kur'an'a el basma olayında. Ya şu an hatırlamaya çalışıyorum. Leyla biliyor muydu cinayeti? Galiba biliyordu. Galiba biliyordu. O nereden biliyordu? Ona nasıl anlatılmış? Üzüm toplarken mi? Ne? Üzüm toplarken falan. Ha? Üzüm toplarken. Ya atıyorum kafadan herhalde, öyle olmaz diye. Üzüm toplarken anlatılmış. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçeği söyle gitsin artık ya. Ya bastılar. Hepsi de Kur'an'a el bastılar. Hepsi dediği kim? Söyler misin lütfen bir daha? Cahit abi vardı. Zeynep'in elinde bir Kur'an vardı. Hı. Cahit vardı. Zeynep vardı. Ercan vardı. Ercan vardı. Bir de Leyla vardı. Leyla da vardı. Leyla da vardı. Senin kocan? Benim kocam da vardı, evet. Mustafa da vardı. Vardı. Kardeşin var mıydı? Kardeşim yoktu. O zaman ya bütün kardeşler toplandı, Kur'an'a el bastılar. Bu cinayetle ilgili konuşmayacağız. Çünkü Zeynep'in elinde bir Kur'an vardı. Ben bulaşıkları yıkıyordum. Kimin elindeydi Kur'an? Zeynep'in elindeydi. Ya inanılır gibi ama değil. Ama benim Cahit Bey'in elindeydi. Herkes tutuklu. Şu an benim can güvenliğim yok. Yani Sayın Savcım'dan rica ediyorum yani. Çünkü Ercan'ın dışarıda adamları var. Kimin? Ercan'ın. Kim var adamı? Oğulları var. Ben onlardan korkuyorum. Ercan'ın oğulları ne yapsın? Ercan'ın oğulları da üzülüyordur babası için yani. Babası an... şimdi böyle bir işe karıştı diye Ercan'ın oğulları yani... da mı aynı yani? Hani tehdit etti mi? Ettiler ya. Yani. Ercan'ın oğlu bana dedi ki Nesip, kızına dedi iyi bak dedi bana. Ne zaman dedi bunu? Bunu biz bağ evinde oturuyorduk. Dedi ki kızına iyi bak dedi. Ya dedim bu çocuk bana niye bunu söyledi? Hatice o kadar bölük pörçük anlatıyorsun ki yani... Yani niye durup dururken sana Ercan'ın oğlu kızına iyi bak desin? Bir şey oluyor yani. İşte bir şey oluyor. Bir şey oluyor çünkü hep maddi davalar oluyor. Tapuyu evet. Verdin vermedin, evet. Borcunu verdin vermedin. Borcumu vermedi. Değil mi? Evet. Peki yani sen o zaman... iyi bak derken de bir göz daha veriyorlar tabii bir nevi. Yani bak kızına iyi bak. Aynen kızım, öyle. Tabii. Kızına ama iyi bak. Bize anlatmadığınız... O bir göz daha ifade ediyor. Evet. O kopuk bir şeyler zaten. Var. Yani o arada... Bir olaylar oluyor. Siz yine bize her şeyi anlatmıyorsunuz. O çünkü, yüzden parça parça evet, anlamıyoruz. Onun için biz anlamakta, daha doğrusu anlıyoruz ama o bağlantıları kurmakta zorluk çekiyoruz. Kimse yanınıza gelip de hiçbir şey yokken bir cinayeti size söyleyip ondan sonra da sizi tehdit etmez. Neden bir şey bir, olmuş olmalı yani. Tanık bıraksın arkasında. Olayı bilen birini bana öyle anlatsın. Peki ama, o zaman sen izleyicimiz bağlayıp da onların arkasında bir tane yer var dediğinde sen zaten oradan kemik çıkacağını biliyordun. Onlar söyledi oraya koyduklarını. Onlar söylediler. Kimler söyledi? Ercan'la Zeynep söyledi. Oraya tamam. Koydukları. Ne zaman söyledi? Geçen sene söyledi. Geçen sene söyledi. Tamam oradan bize telefon açtığında dedi ya orayı bahsetti izleyicimiz. Evet. Sen de içinden geçirdin oradan çıkacak. Geçirdim. Evet. Niye hiç söylemedin? Evet ben de duydum diye.
Ya ben on, yani şok oldum da onunla. Yani o zaman şimdi bu adamın bir parçası o Cahit'in ben neresi kuyu olduğunu bilmiyorum dediği yerde, bir yerde de sizin kuyu, kanalizasyon karışan kuyuda. Evet. Ama peki bu bulunan nasıl kemikler? Nasıl yaşadın bir senedir bununla? Korkuyla peki yaşadım. Siz nasıl korkuyla bir canisiniz? Ben cani değilim. Ben cani değilim. Nasıl bir canisiniz? O evlerde zaten yaşadınız siz. Ben cani Allah değilim. Allah korkunuz yok değilim muydu sizin? Ben Allah cani değilim. Yok muydu? Değilim. Allah ben cani yok değilim. Allah sizin peki o zaman bir dakika. O zaman yani siz Zeynep'le ikiniz burada tartışırken de bayağı tiyatro oynadınız yani. Yok ben tiyatro oynamadım. Öyle. O sana dedi ki sen biliyorsun. Sen ona dedin ki sen yalan söylüyorsun. Yani bayağı bir tiyatro izlemişiz evet biz o zaman. O herkes biliyormuş. Çünkü siz birbirinizin bildiğini de biliyorsunuz. Evet biliyordum. Biliyordunuz ve burada öyle yalandan tartıştınız yani. Yok ben yalandan tartışmadım burada. Bayağı abla, yalandan. Bunların hepsinin birbirine bir gıstı tarafı var. Ondan susuyorlar. Ama bak Zeynep'in buraya gelip de bunların hepsine ele vereceğini hiçbiri hesaplamadı. Çünkü bunlar, Zeynep ya ele bak, vermek abla, için gelmedi. Evet. Zeynep ağzından kaçıra 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 bu noktaya geldi. Biz eğer zaten buraya gelmez o kadın, bunların bir tanesi demek ki meydana çıkmayacakmış. Ya. Bu adam faili meçhul olarak kayıplara karışacaktı. Aynen öyle. Bir gün günü de dolunca 7 sene sonra mı 8 sene sonra mı nüfustan gayiplik, kayıp diye, gayiplik diye çıkacaktı. Bu işte kapanacaktı. Ben gene o Zeynep ne diyeyim ben ya? Teşekkür edeyim yanında, teşekkür mü edeyim ben o kadına, şimdi ne yapayım? Bana anlatsana ya. O kadın buraya gelmeseydi bunlar nasıl meydana çıkacaktı? Genler genler ele verdiler ya. Allah. Evet. Genler genler ele verdiler ya. Bize hiçbir şey yapmadık. Biz yapamaydık zaten. Bir kenarda emniyetin çalışmasını bekledik. Ta ki bu kadın buraya gelip onlar da çalışıyorlar. Değil mi? Çalışmıyor değillerdi. Onlar da şu çıkanlara bak abla, şu çıkanlara bak, çıkanlara bak, şu anlatılanlara çünkü bak. Çünkü Zeynep Bey, bak şuna da. Adalet, ilahi adalet. Ya yeter ya. Ya şurada dinlediklerimizi aklı başında bir adam dinlese şuraya devrilir, bayılır, gider ya. Şu dinç, hele gelin yerimize kendinizi koyun ya. Olacak o parçalara değil bölmüş, o kanalizasyonu atmış, öbürü gitmiş. Tilki deliğine kadar kendi söyledi. Duymuştum dedi ya, demek ki biliyor. Hepsini biliyordu. Belki biliyor. Ve kendi aranızda senin kocan Mustafa. Belki bir şey soracağım. Bir dakika Mustafa, sen, Zeynep hepiniz yalandan bize tiyatro oynadınız yani. Yok, ben yalan peki söylemiyorum. Abla bir şey sorar mısın? Ama biliyordun zaten. Ercan bıçaklandığında dedi Cahit Bey. Cahit dedi ya, hastaneye bir gideyim mi gitmeyeyim mi dedi Ercan bıçaklandığında. Hastaneye gittiğinde Mustafa Ergül kardeşimin hanımı da oradaydı dedi, tek. Evet, bak ben de iyi dinle. Mustafa Ergül kardeşimin hanımı da oradaydı dedi hastanede. Senin kocan yok, kimsen yok. Senin Ercan'ın vurulma olayında hastanede ne işin var? Tamam da ben tek gittim, kocamla beraber gittim ben oraya. Ama siz Mustafa'yı söylemeyin. Söylemeyin. Mustafa Ergül kardeşimin hanımı oradaydı değil. Tamam da tamam da çok garip oradaydı gelmişti. Evet, evet. Oradaydı. Ben tek başıma nasıl gideyim ben oraya? İşte kendinin ifadesi. Tamam, ay niye gidemeyeceksin canım? Sizden öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki hiçbir şey yapamıyorum. Ya senin, bak senin...